Gürkan'cığım, bana hanımlar hep geliyorlar. Ben diyorum ki onlara mutlaka yürüyün, egzersiz yapın, spor yapın. Onlar da diyorlar ki nasıl yani? Ben diyor 110 kiloyum, nasıl hareket edeceğim? Yürürsem bacağım ağrıyor, işte yapamıyorum. Peki nasıl bu kısır döngüyü nasıl kıracağız? Doğru, şey çalışmışlar aslında. Şöyle kendini şişman hisseden ya da gerçekten şişman olan hanımlar düşünsünler. Onların spor yapmamak için kendilerine ürettikleri bir takım bahaneler var. Onu ekrana da verelim arkadaşlar. Şişman hanımefendiler neden spor yapmıyorlar? Aytu çok önemli bir yere aslında değindin. Onların kendileri için yarattıkları bahaneler var. Gidip bakalım mı? Oraya da geçelim. Evet, bize oturmak haram. O kadar hareket edin diyorsun. Bize Hocam, oturmak siz haram başlayın tabii. önce. Yani oturarak yapmanın anlamı yok. Şimdi birinci neden, ekrana verelim lütfen arkadaşlar. Birinci neden bu. Kendini şişman kişi, çok spor yapma pratiği olmadığı için şişman bir hanım kendini yeterince bilinçli hissetmez. Ya ben bir şey yaparsam yanlış yaparım korkusu vardır. Bu nedenle kaçar spordan. İkincisi, sporda yetersiz ve gülünç kalacağı korkusu vardır. Bu çok önemli bir şey. Beraber arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkar. Onlar 2 kilometreye giderler, o 1 kilometrede kalır. Kan ter içerisindedir, üstü başı çok terler. Ve bu kendisini başkaları karşısında gülünç duruma sokacağı kaygısı taşıttırır. Bu yüzden yaparlar. Üçüncüsü, herhangi bir yerini sakatlayacağından korkar. Tabii o kadar kiloyla haksız olduğu yerlerde yoktur açıkçası. Yani 120-130 kiloluk bir vücutla menisküslerin üstüne baskı yaparsanız hakikaten menisküsünüzü sakatlayabilirsiniz ya da belinizi. Evet, bu sporda yetersiz ve gülünç kalacak korkusu hakikaten bunu konuşuyoruz. Mesela diyorum ki işte yani yürüyün yürüyün olmaz da gidin yapabiliyorsanız varsa imkanınız bir spor salonuna gidin orada hocalar var sizi çalıştırsın. Diyor ki bu kiloyla hayatta gidemem biraz kilo vereyim ondan sonra gideyim spor salonuna. Halbuki o kiloyu verdirecek doğru. Ama o kıyafetler bile o kadar farklı duruyor ki onun Çok. seçimiyle başlıyor. Evden çıkacağım, kiloluyum. Buradan çıkıyor, buradan çıkıyor, göbek çıkıyor. Doğru. Ne giysem de yürüsem, bir de yürürken nasıl görünürüm? Her taraf birden harekete halinde. Doğru. Ama bunları aşıp daha da bol giyinip belki bir süre. Değil mi hocam? Yani size bir şey söyleyeyim mi? Negatif olmayın. Hayat çok güzel. Kolay da elde etmediniz onu. Topu topu 60-70 sene yaşayacaksınız. 120'yi 60'a indirmişsiniz zaten. Normal yaşam süresi 120. Biz kötü yaşayıp 60'a indiriyoruz. Sonra da diyoruz ki doktor uzat bunu. Ya ne uzat? 120'ye kadar gideni 60'a indirmişsin. Onu uzattırmaya çalıştırıyorsun. Bunu da unutmayın. Devam edelim. İki nedenimiz daha olması lazımdı. Bir başka nedenimiz bir yerlerinde az da olsa ağrı vardır. Niye azıcık da olsa ağrı vardır diye yazdım biliyor musunuz? Belli kilonun üstündeki insanlar küçük ağrıları bile maalesef büyütmeye de meyilliler. Yani hayattan o kadar zevk almamaya başlıyorlar ki küçücük bir ağrı bile onlar için çok büyük bir ağrıymış gibi bize tarif edilmeye başlanıyor. Ve son olarak da kendisini spor yapmak için senin az önce söylediğin şey çok aşırı kilolu buluyor. Dolayısıyla bu nedenlerle kolay kolay spor yapmıyorlar ve spordan uzak kalıyorlar. O zaman da kaslar feci duruma geliyor.